Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size Couchsurfing programını anlatacağım. Şimdi öncelikle Couchsurfing bu şekilde yazılıyor. Bazı arkadaşlarımız nasıl yazıldığı ile ilgili bana sordu. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Buna bilgisayar üzerinden de girebilirsiniz. Desktop'tan. Veyahut tabletlerden ya da telefondan uygulaması var. Gayet de kullanışlı. Buradan giriş yapabilirsiniz. Ben İngilizce kullanıyorum. Benim buradaki profilim bu, dashboard'um. Şimdi burada mesela gelen arkadaşlık istekleri var, yapılacaklar listesi. Mesela burada kayıtlı olduğum grupları gösteriyor. Burada önerilen arkadaşlar var. Mesela bir yere travel yani seyahat planlayacaksam bunlar burada oluşturabiliyorum ve insanlar bunu görüp eğer ki kalabileceğim yerlerse insanlar bana yardım edebiliyorlar. Bu şekilde de burayı oluşturduğunuz bir post insanlar tarafından görülüp yardım kabul ediliyor. Onlara istek göndermiş oluyorsunuz. Yine öyle diyeyim. My upcoming guests ise size gelecek misafirlerin listesi burada görebiliyorsunuz. Upcoming event sizin bulunduğunuz lokasyonda gerçekleşen etkinlikler gösteriliyor. Burada da sizin mesela ilginize göre, tabii ben İngilizce kullanıyorum tercihen, ilginize göre buradaki şeyleri, favori yerlerinizi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi mesela what's happening near diyor. İstanbul çevresinde neler oluyor etkinlik olarak? Bunlar burada listelenmiş. Buradan isterseniz böyle join deyip o gruba veya etkinliğe katılabilirsiniz. Grubun içerisine girdiğiniz zaman şöyle girelim mesela Kadıköy'e. Oradaki insanlar mesela buluşma saati, kaç tane kişi katılıyor onları görüyorsunuz. Mesela 11 kişi gidiyor bu etkinliğe. Facebook'ta, Twitter'da böyle paylaşabilirsiniz. Arkadaşınıza link atabilirsiniz. Event'e böyle join dediğiniz zaman burada event bilgileri zaten yazıyor. Katılımınızı sizi hemen buraya atıyor ve sizin de katıldığınızı bu listede çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle Ukrayna'da insanların evinde nasıl kaldım onu göstereyim. Bu da şurada zırt pırt geliyor. Bunun da neden geldiğini bir türlü çözemedim. Accept diyorum gene çıkıyor. Neyse. Evet ben mesela arkadaşlar nasıl kaldım? Öncelikle bir profilimi göstereyim. Ondan sonra nasıl kaldığımla ilgili bilgi vereceğim sizlere. Burada maybe accepting guest. Bu sizin durumunuz. Mesela accepting guest dediği zaman bu misafir kabul eder. Yani ben bana gelecek herhangi bir isteği %100 kabul ederim demektir aslında bu. Bu da belki kabul ederim, belki kabul edemeyebilirim. Eviniz olabilir ya da kabul etmem. Ya da benim amacım sadece tanışmak, buluşmak tarzında. Burada arkadaşlar durumunuzu güncelleyebiliyorsunuz. Bunun dışında şimdi ben account'umu verify ettim. Yani belli bir ücret ödüyorsunuz yıllık isterseniz. Account'unuzu verify ederek insanlara daha bir güvenilir bir şey sağlıyorsunuz. Aynı zamanda da daha fazla mesaj gönderebiliyorsunuz. Çünkü mesaj sayıları genelde kısıtlı. Şimdi ve ben şuna inanıyorum. Gayet de hani bu parayı hak eden bir uygulama. Şimdi arkadaşlar mesajlar bölümüne gelelim. Ben tabii birçok Kiev'de, Odessa'da, Lviv'de birçok insana mesaj attım. Birçok insan da bana numarasını verdi. Bazıları kabul etti, bazıları müsait değildi, bazıları cevap vermedi, bazıları kabul etmedi. Ancak sonuç itibariyle 21 gün $240 50 euro ile Ukrayna'da kalmayı başardım. Bakın bunlar yazdığım kişiler. Genelde ben bayanları yazdım çünkü çok daha ilgili oluyorlar. Daha böyle sizinle hani yemek konusunda özellikle bayağı bedavaya getirebiliyorsunuz. Bu arada bir saniye ben bunu Türkçe yapayım sizin de anlamanız için. Çünkü ben anlıyorum ama bazı arkadaşlarımız iyi olurmuş. Gerçi var mı? Türkçe seçeneği yok ya. Neyse. Tamam İngilizce diyelim. Şimdi kaç sorusun diye gelelim. Şimdi arkadaşlar mesajlar bölümüne geldik burada. Mesajlar inbox'a gelelim.
Şimdi burada mesela şöyle göstereyim örnek olarak. Ben burada mesajlarda tabi arşivlediğim mesajlarım da oldu ama onlar nerede bilmiyorum. Mesela Elena'ya bakalım arkadaşlar. Ben Elena'da kaldım Odessa'da bir gün. Kendisi ağırladı beni. Bu onun profili. Buradan profiline girip onu bakabiliyorsunuz. Mesela bir tane referans var. Büyük ihtimal o benimki. Ben yazdım. Onun dışında burada ilgi alanları yazıyor. Ama tabii onda çok fazla yok. Çok fazla kullanmadığı için sanırım. Şimdi ben ona ne yazdım? Öncelikle onu göstereyim. Şimdi yurt dışına çıkacaksınız. Ancak yabancı diliniz olmayabilir. Google Translate kullanıp bir tane metin hazırlayın. Burada zaten metinleri otomatik kaydetme yeri var. Onu da göstermeye çalışacağım. Bu metinleri herkese otomatik gönderebilirsiniz. Tabi eğer verify ettirip ekstra bir ücret ödediyseniz. Şimdi arkadaşlar bakın. En aşağı inmeye çalışıyorum ama bu konuda bayağı kötü yapmışlar. En aşağı keşke mesajları önce gösterseydim. Evet arkadaşlar bakın şimdi ben ona yazmışım ki Hi, I'm a traveler from Turkey. Merhaba, ben Türkiye'den yani İstanbul'dan bir gezginim. Mechanical Engineering yani makine mühendisliği okuyorum. Ve dünyayı seyahat etmeye karar verdim. Temiz ve sosyal bir insanım. Odessa'ya geldim ama kalacak yere ihtiyacım var birkaç gün için. Eğer bana yardım edebilirsem çok mutlu olurum. Farklı şeyler öğrenmeyi severim farklı kültürlerden ve bunları paylaşmayı da severim. Eğer istersen benim Instagram hesabımı buradan kontrol edebilirsin. Cevabını bekliyorum yazdım. Şimdi Elena bunu kabul etmiş. Böyle bakıyor görüyorsunuz. Ve ben onda 20 ile 21'inde kaldım. Yanlış hatırlamıyorsam bana da buradan adresini yolladı. Merhabalaştık, Viber'dan konuştuk, numarasını yolladı vesaire vesaire. Bir şekilde ben ona gittim, evinde beni ziyaret etti. Çok da keyifli bir zaman geçirdim. Şimdi mesela ilk kaldığım kişinin bir şeyine bakalım. Ona ne yazdım? Şimdi benim genelde mesajlarım böyle oluyor. Buraya bakın, Insert Message Template dediğiniz zaman buraya mesajınızı otomatik olarak önceden yazdığınız mesajı size yüklüyor. Send dediğiniz zaman da gönderiyor. Mesela şuna bakalım Sasha'ya. Sasha'ya yok Katya mı? Tamam Katya'ya bakalım. Katya'ya mesela yazmışım cevap vermemiş. Hatta pardon reddetmiş isteğimi. Bunlar da oluyor arkadaşlar. Tabii ki hani herkes kabul edecek diye bir şey yok. Bakalım başka ne var? Bu erkeklerde mesela Alex'te kaldım. Onun dışında Alexander'da kaldım. Natalie vardı benim ilk gün kaldım. 7 ile 8 Haziran. Daha gittiğim ilk gün onunla kalmıştım. Onunla buradan konuştuk. O da hesabını mesela verify etmiş arkadaşlar. Telefon onaylı vesaire vesaire. Bu güven veriyor tabii. Aynı zamanda şeyin olması, referansınızın olması çok önemli burada. İnsanlar onunla kaldıktan sonra bu Couchsurfing uygulaması size şeyi soruyor. Seyahatiniz nasıldı? O kişiden, host'tan memnun kaldınız mı diye soruyor. Bunları hemen bir anket veriyor size. Hemen dolduruyorsunuz, yorumlarınızı yazıyorsunuz. O referansı burada geliyor, paylaşıyor. Mesela gelelim benim referansıma bakalım. Kaç kişi bana referans yazmış? Onları bir inceleyelim sizinle. 6 referansım, 4 tane pozitif şeyim var. 48 tane fotoğrafım, 63 tane arkadaşım var mesela. Burada ne yazmışım? Overview denen bölüme kısa bir ön izlemeden insanların sizin görebilmesi adına. Mesela ben Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum. Yeditepe Üniversitesi'ni buraya koydum. Makine mühendisliği İstanbul'dan. 24 yaşındayım. İngilizce, Türkçe biliyorum. Almancayı öğreniyorum gördüğünüz üzere. Burada benim hakkımda İngilizce bir tane biyografi var. İşte benim ProSapelt diye bir tane antrenörlük şirketim var. O şirketten aynı zamanda da fitnessla ilgili programlar online yazıyorum. Onu da koydum. Instagram hesabımı koydum. Burada mesela Why I'm on Couchsurfing yazıyor.
İşte tanışmak, seyahat etmek, güzel deneyimler yaşamak şeklinde cevap verdim. İlgi alanlarımda personal fitness trainer, travel, trekking, camping, living life, yani seyahat etme, dağ yürüyüşleri, kamp yapma, kişisel fitness eğitmenliği, işte hayatı güzel yaşama, hangover olma, gitar çalma, tiyatroda aktörlük yapma, şarkı söyleme, dövüş sanatlarıyla ilgilenme ve bodybuilding sporuyla ilgilendiğim için onları yazdım. Burada etiketleri yazaraktan daha fazla kitleye ulaşabiliyorsunuz. Bu da güzel. Müzik, video ve işte kitaplarla neler dinliyorsunuz? Ben pop, blues, rock, chill tarzında müzikler dinlediğimden bunları yazdım. Mesela one amazing thing I have done. Yani bugüne kadar yaptığınız en enteresan şey. Yani genel olarak benim öyle bir şeyim var mı hatırlamıyorum. Yani genelde hayatım çok enteresan gidiyor. O yüzden yazmadım bir şey. Çok fazla. Teach, learn, share. Buraya ne paylaş, ne yazmak isterseniz. İşte ben sosyal, temiz bir insanım. Farklı şeyler öğrenmeyi, farklı deneyimler ve işte journey'ler yaşamayı severim. İnsanlara bunu öğretmeyi ve tanışmayı severim. Deneyimlerimi paylaşmayı, bilgilerimi, hayatım hakkında bilgileri paylaşmayı severim. Özgürlüğü ve eğlenmeyi severim. Dans edemiyorum çok fazla ama denemeyi severim. Ve gitar çalmayı severim şeklinde. What I can share with host. Yani bu kalacağın insanlarda ne paylaşabilirim? Adlı başlığın altında yazmanızı istemiş. I'm living with my mother. Ben şöyle bu şu demek aslında. Benim hostlarımla ya benim kaldıklarım olması lazım sanırım. Bu ne paylaşabilirim de ben ona sanırım şöyle anlamışım. Bana gelecek insanlarla ne paylaşabilirim yazmışım ama ona hitaben yazmışım daha doğrusu. O yanlış olmuş olmamış. Neyse kaç tane ülke ziyaret ettim? İşte Avusturya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri. Nerede yaşıyorum? Türkiye'de. Burada da gruplarım yazıyor. Gibi gibi. Bu benim profilim arkadaşlar. Buradan referanslarımdan okuyalım mesela birkaçını. From host yani kaldığım insanların bana yazdıkları. Elena'nın yazdığı. Ata çok sosyal ve iyi bir insan. Çok güzel vakit geçirdik. Denize gittik. Şehri turladık. Evi temizledi. Kendi başına bana yardım etmeyi önerdi vesaire. Alexander'ın bir yorumu. Ata çok arkadaşça bir insan. Tekrar görüşmek üzere. Alex'in bir yorumu. Ata iyi biri. Neşeli ve enteresan bir insan. Çok güzel vakit geçirdik. Onunla şehirde turladık. Pub'a gittik. Sushi yedik. First day dedi. İlk gün o geldiğinde onu akşam yemeğine davet ettim. Bana bulaşıkları yıkamayı teklif etti. Ben gerekli olmadığını söyledim ama o ısrar etti. Çok iyiydi. En iyi dileklerimle tarzında. Natalie'nin bir yorumu var. Ata çok açık görüşlü ve iyi bir insan. Her zaman konuşması enteresan. Sony turn proper delicious breakfast. Güzel kahvaltı hazırladı demiş. Pozitif ve cheerful. Yani pozitif ve neşeli bir insan şeklinde. Tekrar kabul etmeyi seve seve isterim yazmış. Special thanks for the dessert. Ben ona bir tane tatlı götürmüştüm. Onun için teşekkür ediyor. Bir de kişisel olarak yazanlar var. Mesela Alexandra yazmış. Inna yazmış. Çok pozitif. Friendly. Alexandra çok enteresandı gerçekten. Ben onunla çok inanılmaz kibar, inanılmaz iyi bir insan. Tekrar gittiğimde mutlaka onu ziyaret edeceğim. Evet arkadaşlar. Hemen hemen Couchsurfing programı bu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Couchsurfing programını sakın ve sakın rica ediyorum sizden. Böyle Tinder tarzında bir uygulama düşünmeyin. Size şöyle göstereceğim şimdi nasıl kalacağınızı. Mesela nereye gidiyorsunuz? Kiev'e gideceksiniz. Buraya Kiev yazıyorsunuz öncelikle. Kiev Oblast Ukraine. Sizden ama çok rica ediyorum. Bunu böyle Tinder tarzı bir uygulama olarak görmeyin. Bu uygulama tamamen yardım amaçlı bir uygulama ve bedava. Yani insanlar size bedava yardım ediyor. Uygulamanın da ufak bir ücreti var. Bunu öderseniz daha fazla kişiye mesaj gönderebiliyorsunuz. Şimdi Kiev'de lokal hostlar yani lokal olarak orada barınan insanların, orada dışarıda eğlenen insanların ve oraya gelecek misafirlerin listesi var. Şimdi ben tabii ki orada kalmaya gitsem kimlere istek atabilirim? Önce lokal host yani find host kalacak yer aramak için buraya tıklıyorsunuz. Tıkladım buraya. Bakıyorum. Şimdi. Bu arada buraya filtre ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu mor filtreden. Mesela sadece bayan seçebilirsiniz.
ya da referanslı olanları seçebilirsiniz. Hesabı verify olanları seçebilirsiniz. Sadece accepting guest yazanları seçeyim dersiniz. Bunu seçersiniz. Sadece maybe accepting guest olanları, sadece tanışmak isteyen insanları, özel odası olan, odasını paylaşan, genel odası olan, yatağını paylaşmak isteyen, hayvan evde isteyen, tercih eden, hayvan dostu olan insanları seçebiliyorsunuz. Sigara seven, sevmeyen, işte genel keywords'ler. Mesela yaş aralığını böyle belirleyebilirsiniz. Ya da işte şuradan da gender olması lazım şurada bir yerde. Oradan da cinsiyeti belirliyorsunuz. Sonra bunu search dediğiniz zaman şurada gender. Mesela ben sadece female arayayım. Örnek veriyorum. Buradan mesela sadece bayanları gösteren. Evet, burada mesela. Sadece bayanları gösteriyor. Mesela Ira'ya girelim. İran'ın profiline 5 tane referansı var. Şimdi referansa bakarak insanlarda nasıl kalabileceğiniz hakkında bir bilgi verir size. İnsanlar daha önce biriniz ağırlamış olabilir, birinde kalmış olabilir. Bunlarla ilgili size bu referans oluyor aslında. Böylelikle o kişinin nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlamış olursunuz. Şimdi send request diyeceksiniz buradan. Buraya gideceğiniz tarihi, buraya da döneceğiniz, yani kalmayı mesela şöyle. Genelde bir gün kalmalar kabul ediliyor arkadaşlar. Çok fazla böyle 2 gün, 1 hafta, 10 gün falan göndermeyin. İnsanlar müsait olmayabiliyorlar. Haliyle de ben mesela sallıyorum 8 Ağustos'ta 10 Ağustos arasında kalacağım. Tek başıma gidecek. Sen biri, iki, yani bir arkadaşım daha gelecekse, 2 kişi olacaksa 2'yi falan filan. Date flexible, yani tarih şey olabilir, esnek olabilir. Buraya da mesaj yazacaksınız. İşte benim hazır mesajlarım olunca buradan hazır mesajdan mesela Kiev yeni 2 tak yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir tane şey çıkıyor. Send diyorsunuz, gönderiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bekliyorsunuz onun cevap vermesini. Buradan da şuna bakın mesela. %91 response rate. Bu ne demek biliyor musunuz? %91 oranında cevap veriyor zaten mesajlara demek. En son giriş tarihi de 2 saat önce girmiş. Bunlar önemli. Bu ne kadar yakın olursa bu giriş tarihi, o kişinin cevap verme olasılığı o kadar yüksek. Aynı zamanda şu oran ve referanslarına da bakmayı ihmal etmeyin derim. Evet arkadaşlar, ben genel olarak Ukrayna'da bu şekilde Couchsurfing programından insanlar bularak onlarda kaldım. Umarım bu programı daha doğru şeyler için kullanırsınız. Çünkü tamamen arkadaşlık ve arkadaşlık ve yardım için kullanılması gereken bir program. Böyle hani tamam, belki o insanlarla tanışırsınız, daha güzel şeyler yaşarsınız. O ikinizin arasında karar verebileceğiniz bir şey. Konuşamıyorum bugün. Ancak şu var. Bu insanlar sizi kabul etti. Aa tamam ya, ben işte bu insanla aramda hemen böyle bir şeyler yaşayacağım tarzında sakın düşünmeyin. Çok ters tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle Türk arkadaşlarıma sesleniyorum lütfen. Bu kadar arkadaşlar. Bu uygulamanın kullanımında bu videomda anlattım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da bilgi amaçlı paylaşmak isterseniz Facebook, Twitter ve Google üzerinden de kendilerine link yollayabilirsiniz ya da paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar.